Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Dersimiz Yüce İslam tarihinin keşif notlarıyla devam ederken Mekke-i Mükerreme'nin fethi ve konumuz da İbni Hatal'ın şarkıcı köle efendim kadınlarıyla ilgili. Dersimiz buraya kadar geldi, buradan devam ediyor. Kanları heder edilip öldürülmeleri emredilenler arasında İbni Hatal'ın şarkıcı iki kadın kölesi de bulunuyordu. Ey dünya kadınları, kendinizi küfre, şirke, putlara, tağutlara, tağut uşaklarına kendinizi alet etmeyin. Alet olarak sizi kullanmasınlar. İbret alın. Bu dersler ibret dolu derslerdir. Bunlardan birinin adı Fertane veya Kureyna, diğerinin adı da Kureybe veya efendim Ernebe veyahut da Ernebili. İbni Hatal kafayı çeker, peygamberimizi hiciv ve tahkir eden şiirler söyler, onları bunlara okuttururdu. Kureyş müşrikleri de İbni Hatal'ın ve bu şarkıcı karıların yanlarına gelirler, içki içerlerdi. İbni Hatal'ın söylediği hiciv şiirleri efendim okunurdu. Peygamber düşmanlığına ve onun propagandasına devam edilirdi. Bu şarkıcı karıların işleri güçleri peygamberimiz için söylenen hiciv şiirlerini okumaktı. Fetih günü bunlardan birisi yani Ernep yakalanıp efendim öldürüldü. Diğeri kaçtı. Sonradan eman dileyip kendisine peygamberimiz tarafından eman verilinceye kadar görülmedi. Eman verilince Fertane kılık kıyafet değiştirerek gelip Müslüman oldu. Haris bin Tulatıla'nın öldürülmesi. Beni Huzalardan Haris bin Tulatıla da kanı heder edilip öldürülmesi emredilenler arasında idi. Haris bin Tulatıla Mekke'de İslamiyeti efendim yayarken peygamberimize eza, istihza ve tekzipte en ileri giden ve haklarında şimdi sen ne ile emir olunuyorsan kafalarını çatlatırcasına apaçık bildir, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha tanıyan o alaycılara muhakkak ki biz yeteriz. Onlar yakında uğrayacakları akıbetleri öğreneceklerdir. Hıcır suresinin 94. ve 96. ayetlerinde bu mealli ayetler inen azılı müşriklerdendi.
Bu ayetler bu azılılar için indi. Fetih günü Hazreti Ali tarafından öldürüldü. Hüveyris bin Nukayz'ın öldürülmesi. Kanı heder edilip öldürülen müşriklerden birisi de Hüveyris bin Nukayz bin Vehib bin Abid bin Kusay idi. Mekke-i Mükerreme'de peygamberimize işkence yapan kişilerdendi. Hüveyris'in sözleri peygamberimize çok ağır gelirdi. Peygamberimiz için söylenmiş hiciv şiirlerini okur dururdu. Hazreti Abbas peygamberimizin kızları Hazreti Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yollarken onları vurup yere düşürmüştü. Hüveyris Mekke'nin fethi günlerinde evine kapanmış, kapısını da kilitlemişti. Hazreti Ali varıp sorduğu zaman o çöldedir denildi. Kendisinin aranmakta olduğu da Hüveyris'e haber verildi. Hazreti Ali Hüveyris'in kapısından uzaklaştı. Hüveyris evinden çıkıp başka bir eve kaçmak isterken Hazreti Ali arkasından yetişti ve onun kellesini vurdu. Ey dünya zalimleri! Allah'ın aslanlarından, Allah'ın kılıçlarından, Allah'ın gazabından kurtulamazsınız. Mikyes bin Subabe'nin öldürülmesi. Kanı heder edilip öldürülmesi emredilen müşriklerden birisi de Mikyes bin Subabe idi. Mikyes'in kardeşi Haşim bin Subabe Müslüman olup peygamberimizle birlikte Müreysi gazasına katılmıştı. Amir bin Af oğullarından Ubade bin Samit'in ailesinden Evis bin Sabit onu müşrik sanarak yanlışlıkla vurup öldürmüştü. Mikyes bin Subabe Medine'ye peygamberimizin yanına gelip Müslüman olmuş ve kardeşinin diyetini istemişti. Diyet kendisine ödendikten sonra kardeşini yanlışlıkla öldürmüş bulunan efendim Müslüman'ı öldürerek müşrikliğe dönüp ve Mekke'ye de kaçmıştı. Dinden dönüp müşrik olmuş, mürted olmuştu. Mürted olunca da kaçmıştı. Mekkeliler ona sen Muhammed'e tabi olmuştun. Seni bize geri çeviren nedir diye sordular. Mikyes iki putun yanına gitti, başını kazıttı ve ben sizin dininizden daha iyi, haşa daha eski bir din bulamadım dedi. Sonra da efendim neler yaptığını müşriklere, putperestlere anlattı. Efendim kardeşini öldüren Müslümanı nasıl öldürdüğünü Kureyş müşriklerine haber verdi. Fetih günü Mekkeli müşrikler
bozguna uğradığı zaman Mikyes bin Sübabe de bazı arkadaşlarıyla birlikte bir yerde gizlice oturup içki içiyorlardı. Nümeyis efendim bin Abdullah Abdullahil Kinani onun yerini öğrendi. Gidip kendisini dışarı çağırdı. Dışarı çıkınca kılıçla kellesini vurup öldürdü. Nümeyle bin Abdullah Mikyes bin Sübabe'nin amcasının oğlu idi. Ey dünya, buradan da ibret alın. İki kardeşin biri imanlı, biri putperest. İki kardeşin birisi, bakın, imanlı, amcası veya amcasının oğlu putperest. Babası müşrik, oğlu Müslüman. Bakın, imanla küfür savaşıdır bu. Hak ile batıl savaşıdır bu. Şarkıcı ve ağıtçı Sare'nin öldürülmesi, Abdülmuttalib oğullarının azatlılarından olan Sare de öldürülmesi emredilen kadınlar arasında idi. Kendisi Mekke'de Peygamberimizi üzen şarkıcı ve ağıtçı kadınlardandı. Mekke seferi hazırlıklarıyla uğraşıldığı sırada Medine'ye Peygamberimizin yanına gelip ihtiyaçlarını arz etmiş, bütün ihtiyaçları karşılanarak bir deveye bindirilip Mekke'ye yollanmıştı. Sare, Hatib bin Ebi Belta'nın Kureyş müşriklerine yazdığı gizli mektubu götürmeyi üzerine almıştı. Peygamberimiz ve Müslümanlar aleyhinde söylenmiş olan hiciv şiirlerini okumaktan geri de durmazdı. Mekke'nin fethinde yakalanarak Hazreti Ali veya başka birisi tarafından kellesi vuruldu. Ebu Süfyan'ın Peygamberimize başvurması, Peygamberimizin emriyle bazı Kureyşiler öldürülüp Mekke'de efendim feryatlar koparılınca Ebu Süfyan bin Harp gelip Peygamberimize, babam annem sana feda olsun, kavmini sağ bırakmayacak mısın dedi. Peygamberimiz bu günden sonra kıyamete kadar küfür üzerine Kureyşiler öldürülmeyecek ve küfür üzerine Kureyşilerle savaşılmayacaktır buyurdu. Yani artık Kureyşiler putları bırakacaklar, batıl inançları bırakıp Müslüman olacaklar. Bugünden sonra artık öldürülmeyecekler dedi, buyurdu Peygamberimiz. Safvan bin Ümeyye'nin Cidde'ye kaçması. Safvan bin Ümeyye, kanlarının dökülmesi helal sayılan müşriklerden ve Peygamberimizin azılı düşmanlarından idi. Hudeybiye muahedesi hükmünü çiğneyerek efendim yüzlerini örtüp Beni Bekirlerle birlikte huzaları uyurken kılıçtan geçiren Kureyşiler arasında idi. Mekkelileri Peygamberimizle çarpışmaya ayaklandırıp hazırlamaya efendim çalışan
Halid bin Velid'e karşı koyan üç Kureyş liderinden birisi idi. Savunma birlikleri Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılınca Safvan bin Ümeyye peygamberimizden korkarak Cidde'ye kaçtı. Oradan gemiye binip Yemen'e gidecekti. İkrime bin Ebi Cehil'in Yemen'e kaçması. İkrime bin Ebi Cehil de kanlarının dökülmesi helal sayılan müşriklerdendi. İkrime bin Ebi Cehil ve babası peygamberimizin en katı ve en azılı düşmanlarından idi. İkrime peygamberimize işkencede, düşmanlıkta ve ona karşı açılan kavgaları efendim mali gücüyle desteklemekte, efendim babasına benzerdi. İkrime Kureyş müşriklerinin ünlü süvarilerindendi. Mekkelileri peygamberimizle çarpışmaya ayaklandırıp efendim Handeme'de Halid bin Velid kuvvetlerine karşı koyan üç Kureyşli'den birisi idi. Ey dünya, zalimler ya Müslüman olup kurtuluyorlar veyahut da Allah'ın kılıcını yiyip cehennemi boyluyorlar. Ey dünya, insanlık alemi, ibret alınız. Hudeybiye anlaşması hükümlerini çiğneyerek yüzlerini örtüp beni Bekirlerle birlikte huzaları uyurken kılıçtan geçiren Kureyşiler arasında idi. Savunma birlikleri Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılınca İkrime bin Ebi Cehil de öldürüleceğinden korkarak Yemen'e kaçtı. Hebbar bin Esved'in kaçıp izini kaybetmesi, kanının dökülmesi helal sayılan müşriklerden Hebbar bin efendim Esved bin Muttalib Müslümanlara en ağır işkenceleri yapardı. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep'i Medine-i Münevvere'ye hicreti sırasında Zituva'da yakalamış, Hevdeç içinde mızrakla vurup devesinden kayanın üzerine düşürmüş, karnındaki çocuğunun düşmesine de sebep olmuştu. Hazreti Zeynep hastalanıp vefatına kadar hastalıktan kurtulamadı. Mekke fethi edilince Hebbar kaçıp ele geçirilemedi. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh'in öldürülmek için aranılması, Kabe'nin örtüsü altına bile efendim bulunsa, altında bile bulunsa öldürülmesi emredilen ve kanının dökülmesi helal sayılan Abdullah bin Sa'd bin Ebi efendim Serh Müslümandı. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olup Medine'ye hicret etmişti. Peygamberimize inen
vahiyleri yazardı. Abdullah bin Sa'd peygamberimize inen vahyi yazdığı sırada efendim el kafirin yerine ez zalimin azizün hakimin yerine alimin hakimin efendim diye yazmış. Ben de Muhammed'in söylediği gibi söyleyebilirim. Muhammed'e gelen şeyin benzeri bana da geliyor. Muhammed peygamber ise ve kendisine vahiy olunuyorsa ben de peygamberim. Bana da vahiy olunuyor. Efendim Muhammed söylediği şeyi bilmiyor. Ben ona istediğim gibi efendim yazıyordum diye bu mürtetliğini, sapıklığını açığa vurdu bu adam. Kendisi bana yazdırırken azabın hakimin der idi. Ben yoksa alimin hakimin mi derdim. Evet, hepsi de doğrudur derdi. Sizin dininiz onun dininden daha iyidir dedi putperestlere. Bakın, Allah'ın hidayet etmediği, sapıttığı, cehenneme odun ve yakıt kıldığı kişiler, görüyorsunuz, irtidat ediyorlar, yoldan sapıyorlar. Yahudilerden Abdullah bin efendim Sayf, Adi bin Zeyd, Haris bin Af birbirlerine geliniz Muhammed ve eshabına indirilenlere efendim sabahleyin iman edelim, akşamleyin de onu inkar edelim de milleti de yoldan Müslüman olmaktan geri çevirelim diye artık küfür üzerine küfür, bunlar taktik üzerine taktik, kopla üzerine kopla kurmaya çalışıyorlardı. Yüce Allah onların bu kötü niyet ve tertiplerini şöyle yüzlerine vurmuştu. Ey kitap sahipleri, ey Yahudiler ve ey onların emsali olanlar, ne diye hakkı batıl ile karıştırıyor, gerçeği gizliyorsunuz? Halbuki bilip duruyorsunuz da, kitap sahiplerinden bir takımları efendim kendilerine indirilene, iman edenlere efendim gündüzün başında inanınız, gündüzün sonunda ise onu inkar ediniz, olur ki dinlerinden dönerler dediler. İnsanlığı sapıtmak için çalışıyorlardı. Yüce Allah bu ayetleri gönderdi. Ali İmran suresi ayet 71 ve 72'de Cenab-ı Hak bu durumu bildirdi. Belli ki İbni Ebi Serh'in peygamberliği de Ebu Cehil'in peygamberliği kabilindendir. Ebu Cehil de o efendim küfür içinde cehennemi boyladı. Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye
Muhammed'e gelen peygamberlik, babama da gelmişti. Fakat o bunu reddetmiş, kavmine aykırı davranmak istememişti demiştir. Şu sapıklığa bak. Yüce Allah İbni Ebi Serh hakkında indirdiği ayette de şöyle buyurdu. Allah'a karşı yalan uydurup, yalan düzüp, utan efendim atandan yahut kendisine hiçbir şey vahi edilmemişken bana da vahi olundu diyenden bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim diye söyleyenden daha zalim kim vardır? Bu da En'am suresi 93. ayeti kerimede bu da bu şekil bildirildi. Abdullah bin Zibare ile Hübeyre bin Ebi Vehb'in Necran'a kaçmaları. Abdullah bin Zübera da öldürülmesi emredilen müşrikler arasında idi. Halkın peygamberimize ve eshabına karşı diliyle ve eliyle en sert ve katı davrananı idi. Müşrikleri peygamberimizle çarpışmaya kışkırtır dururdu. İslam düşmanlarının en azılı kafirlerinden idi. Peygamberimiz aleyhinde söylediği hiciv şiirleri müşriklere efendim üstün tutulan güçlü bir şairdi. Fetih günü Hazreti Ümmehani'nin kocası Hübeyre bin Ebi Vehb'in efendim ile birlikte Necran'a efendim kaçtılar. Vahşi bin Harb'in Taif'e kaçması. Evet sevgili dostlarımız, Vahşi bin Harb de öldürülmesi emredilen müşriklerdendi. Uhud savaşında efendim savaşırken ayağı kayarak yere düşen Hazreti Hamza'yı efendim sindiği yerden atıp sapladığı harbe ile şehit etmekle kalmamış onun karnını yararak ciğerini söküp Hint binti Utbe'den efendim bahşiş almış şehitlerin kesilen burun ve kulaklarından yapılan halhal ve gerdanlıklar da bu vahşiye efendim teslim edilmişti. Fetih günü Mekke'den Taif'e bu da kaçtı. Kaçanlar ya Müslüman olacaklar yahut da kelleleri vurulacaklar, cehenneme odun olacaklardır. Kurtuluş İslam'dadır. Peygamberimizin Mescid-i Haram'a gelişi ve Kabe-i Şerif'i tavaf edişi. Mekke'nin fethinde. Bugünkü dersimiz de buraya kadar geldi. İnşallah bir sonraki dersimiz buradan devam edecektir sevgili izleyenler. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.
Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbahi ve atratihi ecmain.